Tuzlu'ya hoş geldiniz. Bugün benle bir tatlı, bir de tuzlu yapmaya ne dersiniz? Efendim ben Özge, her gün 360 ekranlarında Tatlı Tuzlu'da sizi bekliyor oluyorum. Ve çok güzel iki tarifle geldim bugün. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Lavaş yapacağız. Fırında kıymalı lavaşlar yapacağız. Gerçekten çok güzel bir lezzet, bayılacaksınız. Muhakkak deneyin bu tarifi. İkincisi de incirli kurabiye yapacağız. Tam şimdi kuru meyvelerin zamanı. Onunla güzel bir kurabiye yapalım istedim. Şöyle enerjimiz yerine gelsin. Çünkü incir gerçekten enerji veriyor. Sağlık veriyor bize. Böyle içinde meyveli olan bir kurabiye yapacağız. Haydi başlıyoruz. Hemen önce tavamın altını yakmakla başlıyorum. O biraz ısına dursun. Ben de malzemeleri sayayım. Lavaşlarım var. Böyle küçük küçük lavaşlardan aldım. Kırmızı soğan, kıyma, çedar peynir, dilim kaşar peynir, tereyağı, salça, tuz, sarımsak, karabiber, ketçap ve biraz da sıvı yağım var. Evet, şimdi sıvı yağ hemen buraya alalım. Tavamıza soğanlarımızı alalım. Şu coz sesini her zamanki gibi duyalım. Şimdi şöyle soğanlarımız biraz ölsün. Azıcık tuz da koyalım. Evet. Soğanlarımız ölürken içine ne koyacağız biliyor musunuz? Kıyma. Hemen şöyle kıymasını da ekleyelim. Haydi bakalım. Şimdi soğan ve kıymamız güzelce açılacak. Güzelce kavrulacak ve sonra devam edeceğiz yapmaya. Evet, çok güzel soğanım, salçam oldu. Hemen içine şöyle sarımsağı da atıyorum. Şöyle biraz o da olsun. Biraz da sarımsakla öldürelim. O sırada salçasını da koyalım. Evet, şöyle salçayla ve şu ketçapla birazcık sosun tadı değişsin. Zaten biliyorsunuz fırında bir daha pişecek bu karışım. Şöyle etin renginin değişmesi, soğanın ölmesi gayet yeterli. Evet, şöyle her yerine ketçapın değip, ketçap da gerçekten çok lezzet veriyor biliyor musunuz? Böyle bir aroma katıyor ve o aromayla başka bir şey oluyor. Kokusu bile değişti, öyle söyleyeyim size. Ve sadece bir yemek kaşığı ketçap var bunun içinde. Evet. Gayet güzel oldu. Şöyle karabiberini de koyalım. Sizlere de hep karabiber dokunuyor mu? Benim de bazen böyle eğer böyle çok havalı yukarıdan dökersem kesinlikle dokunuyor. Şimdi biraz daha sakin koyarsam sıkıntı yok. Kıymam nefis oldu. Harika, içim tamamıyla hazır. Şöyle kenarda birazcık o sıcaklığını atsın. O sırada biz ne yapıyoruz? Bu fırın kasesi, cam kase elimde. Şimdi şöyle yapacağız. Lavaşları, şöyle yapalım. Lavaşları ortadan ikiye keselim. Ve fırın tepsisine, fırın kasesine şöyle yerleştirelim. Bence bu sizin evde de çok sevilecek. Gerçekten. Özellikle böyle mesela okuldan gelen aç geliyorlar değil mi? Hepsi böyle bilmiyorum. Benimkiler böyle gerçekten hiçbir şey yememiş gibi geliyorlar. Öyle söyleyeyim kapıdan. Anne ne yemek var? Anne ne yemek var diye. İşte tam o açlığı bastırmak için güzel bir şey bu. Şimdi şöyle erimiş tereyağım var. Şöyle lavaşlara sürüyorum. Çok
da vaktinizi almayacak çok güzel bir tarif bu. Evet, şimdi ne yapıyorum? Kaşar peynirlerim var. Hemen onları da böyle koyuyorum. Evet. Bir katı kaşar. Bir katı da ne olacak biliyor musunuz? Çedar peynir olacak. Evet, bunu koyalım kenara. Şimdi sırada şu güzel karışımı ortaya yaymak var. Zaten bence en vurucu tarafı bu. Hani bu özellikle mesela benim oğlum 16 yaşında. Tam böyle gerçekten açlığının bir türlü bastıramadığımız bir durum var. Ve et olmazsa efendim yemekte yemek saymıyorlar. Artık sizinkiler de öyle bilmiyorum. Yani böyle işte bugün lahana var deyince diye böyle burun kıvırıyorlar. O yüzden mesela bu tarif tam da böyle onları doyuracak. Hem et var içinde, soğan var, sarımsak var. Güzel bir tarif. Evet, şöyle çedar. Şimdi ikinci kata çedar peyniri koyuyoruz. Bu peynir de sarı sarı çok hoşuma gidiyor hakikaten. Lezzeti de çok arttırıyor. Neye girerse güzel oluyor hakikaten. Şöyle bunu da koyduk. Şimdi ne yapıyoruz? Tekrardan üzerine tabii ki tekrar kapatacağız. Biliyorsunuz değil mi, bu lavaşlar fırına girdiği zaman yumuşacık oluyor, çok lezzetli oluyor. Çok başında programın, herhalde Temmuz ayındaydı diye düşünüyorum, bu lavaşlardan pizza yapmıştım. Bilmiyorum denk geldiniz mi, hatırlıyor musunuz? Şöyle bir tane daha yapalım. Gerçekten çok güzel olmuştu. Evet, şöyle bir de buraya koyalım, destekli olsun. Şimdi yine tereyağı sürüyorum üstüne. Şöyle her yerine tereyağı değsin. Fırınımı 180 dereceye hazırladım. Sıcacık fırın beni bekliyor şu anda. Zaten şöyle düşünün. Peynirler zaten kıyma pişti. Peynirler eriyecek. Lavaşlar olacak. 15-20 dakikada zaten hazır olmuş olur. Haydi biz fırına gidiyoruz. Efendim görüşmek üzere. Geldik tatlı tuzunun tatlı tarafına. En sevdiğim tarafa geldik. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? İncirli nefis bir kurabiye yapıyoruz. Hadi hemen sayıyorum malzemeleri. Unum var, şekerim, yumurtam, kabartma tozum, vanilyam, tereyağı, ceviz ve bir de incirim var. Kuru incirim. Onu böyle biraz suda beklettim. Minik minik doğradım. Süper oldu. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Şu yağımı alayım hemen. Şurayı da şöyle açalım. Bir de yumurtam var. Hemen onu da koyayım. Şöyle şekerimizi de ilave edelim. Şöyle bir onu karıştıralım. Daha yoğurmadan önce şöyle şeker biraz erisin istiyorum. Siz de kurabiye yapmayı benim kadar seviyor musunuz? Gerçekten ben kurabiye deyince bende akın sular duruyor. Bir kek, bir kurabiye. Gerçekten beni böyle mutlu ediyor. Bu arada gerçekten inciri kullanmamız gerekiyor. İncir her gün bir tane. Gerçekten faydalı. Ve şöyle bir durum var. Evet, şu kabartma tozuyla vanilyamızı da koyalım. Ben tiroid ameliyatı oldum. Bundan kaç sene önce? 2008'de. 2008 yılında oldum. Ve tiroid ameliyatını oldum. Biliyor musunuz benim hiç sesim çıkmadı. Yaklaşık bir ay. Ameliyattan sonra ses tellerine çok yakın olduğu için bazen böyle şeyler olabiliyormuş. Ve gerçekten konuşamıyorum. Benim konuşamadığımı düşünebiliyor musunuz? Ne kadar zor bir şey benim için. Hiç susmayan ben konuşamıyorum. Hatta eşime böyle arkadaşları ay ne kadar güzel işte. Hani hep bizim çok konuşmamızdan yakınır ya beyler. İşte bak ne güzel oldu. İşte Hakan bize de doktorun ismini versen diye dalga geçiyor ama ben gerçekten çok mutsuzum yani konuşamadığım için. Sesim çıkmıyor.
sonra dediler ki bize, hani böyle bizim halk arasında gelmiş ilaçlarımız vardır ya, bitkilerden yapılan. Dediler ki incire zeytinyağı koy. Bütün incire, o büyük kuru incire geceden zeytinyağına yatırıyorsunuz. Sabah da zeytinyağından alıyorsunuz ve aç karnına yiyorsunuz. Hemen yapmaya başladık. Çünkü hani böyle insanın çaresiz olduğu bir dönem vardır ya, ne duyarsa yapar. Mesela benim annem astım hastası. Astım hastalığı da gerçekten çok zor bir hastalık. Yani Allah hani hastalık vermesin, öyle söyleyeyim. Hangi hastalık deseniz o zor zaten de. Onda da mesela ne duyarsak yaptık. Öyle söyleyeyim. Hani biraz annem rahatlasın diye. Eminim hepimiz aynıyızdır zaten. Hem de zaten böyle bitkisel çözümleri de seviyoruz. Fakat bu incirle zeytinyağı beni gerçekten çok rahatlattı. Böyle yavaş yavaş gün geçtikçe sesim açılmaya başladı. Doktor bile şaşırdı, öyle söyleyeyim. Hani aklınız olsun, ses kısıklığınız vardır. Sizin de böyle bir sıkıntınız vardır. Lütfen deneyin, bana çok yaradı çünkü. Mesela şöyle yaptım. Geceden inciri koydum zeytinyağına. Ertesi gün yedim. Sonra hemen o zeytinyağına yine. Hani gün geçtikçe biraz ekleyerek içine. Yenisini yaptım. Yani böyle hani sanki sos gibi o. Böyle böyle yaptım yani. Aklınızda olsun. Benden size ufacık bir belki fayda olur. Evet, çok güzel oldu hamurum. Şimdi hamuru şöyle elimle koparıyorum. Şöyle gelişi güzel bir şekil veriyorum. Çok da şekilli dümdüz olmasın, böyle biraz incirler de çıkacağı için şöyle tepsime koyuyorum. Yine şöyle elimle koparıyorum. Gördüğünüz gibi bol incirli. Şöyle tabii yine yuvarlak olsun ama şekli çok da düzgün olmak zorunda değil. Bu cevizi normalde hani böyle kahvaltıya da koysak, birer tane günde yesek, aslında yiyebilsek çok faydası var. Bazı meyvelerin kurusu daha da faydalıymış, biliyor musunuz? O yüzden ben mesela inciri seviyorum hakikaten. Önüme de koymaya çalışıyorum. Evet, şöyle kopara kopara. İçinde ceviz de var biliyorsunuz. Şöyle çok güzel kurabiyelerimiz bizi bekleyecek. Bunu mesela çocukların aslında beslenme çantasını da çok rahat yapabilirsiniz. Hem içinde ceviz var, hem incir var ya, çok besleyici olur. İnşallah severler, beğenirler, yerler diyorum. Şöyle güzelce koyalım. Bir yandan incirler gözüküyor, bir yandan cevizler gözüküyor. Güzel bir kurabiye bizi bekliyor. Şimdi ben bunları tek tek yapacağım. Hepsini şekillendireceğim. Fırına gitmeden tekrar görüşeceğiz. Kurabiyelerimizi yoğurduk, güzelce içine ceviz koyduk ve incir koyduk. Şimdi 180 derece fırına gidiyoruz. Tatlı tuzumun bugün de sonuna geldik. Bugün ne yaptık, bir hatırlayalım mı birlikte? Güzel lavaş katları yaptık. Evet, içine hem çedar peynir koyduk, hem normal taze kaşar koyduk, kıyma, soğan. Böyle nefis bir atıştırmalık oldu, öyle söyleyeyim size. Böyle ara sıcak gibi düşünün bunu. Çocuklar çok sevecek. Siz de bayılacaksınız. Muhakkak bunu bir deneyin. Benim kulaklarımı çınlatın, olur mu? Bir de arkasından ne yaptık? İncirli, cevizli çok güzel bir kurabiye yaptık. O da böyle hem besleyici, hem böyle kışa yakışır, kuru meyvelerin olduğu bir kurabiye oldu. Evet, bugün de böyle bitti efendim. Hayatta ne olursa olsun, ağzımızın tadı tuzu yerinde olsun, sağlığımız olsun, keyfimiz olsun. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.